Bu videoda sürdürülebilirlikten bahsedeceğiz. Sürdürülebilir kelimesini şu ana kadar duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Bu videonun sonuna kadar hiç nefes almadan devam edecek olsam büyük ihtimalle bana bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını söylersiniz. Denemeyi hiç ama hiç düşünmediğim bu senaryoda akciğerlerimdeki oksijen yerine yenisi gelmeden tükenir kaynakların yenilenebilmeleri için gerekli olan süreden daha kısa bir süre içinde kullanılması sürdürülebilir değildir. Ancak sürdürülebilirliğin gerçekte ne anlama geldiğini merak ediyor musunuz arkadaşlar? Sürdürmek aynı şekilde devam ettirmek ya da var olan durumu korumak anlamına gelir. Bu durumda sürdürülebilirlik de bir şeyi belirli bir zaman aralığında olduğu gibi koruyabilmek ya da devam ettirebilmek anlamına gelir. Çevre biliminde sürdürülebilirlik dediğimizde dünyaya ait sistemlerin hayatta kalması, değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilmeleri ve ekosistemlerin sağlıklarını korumaktan bahsediyoruz. Bu son derece hassas bir denge. Süreçlerin devam edebilmeleri için her bir sürecin dengeli bir şekilde üretime ve tüketime devam etmesi gerekir. Teorik açıdan bu süreçlerin her biri görevlerini yerine getiriyorsa denge sonsuza kadar korunabilir. Ancak insanların yaptıkları bazı şeylerin bu dengeyi bozduğunu da biliyoruz. Hemen bir örnek düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk senelerinde Amerika'nın güneyindeki esir ya da serbest olan tarım işçileri pamuk ekmiş ya da ekmeye zorlanmıştı. Pamuk hayatta kalabilmek için topraktaki azotu alan bir bitki. İşçiler aynı tarlalara yıllar boyu arka arkaya pamuk ekmeye devam ettikçe pamuk zamanla topraktaki azotu tüketti. Azotun sürekli olarak yani yenilenmeden tüketilmesi sürdürülebilir bir durum olmadığından pamuk bitkisi de bu durumdan kötü etkilendi. 20. yüzyılın ilk yıllarında bir ziraat mühendisi ve mucit olan George Washington Carver çiftçilere pamuk ile yer fıstığı ya da tatlı patates gibi topraktaki azot miktarını arttıran bitkileri sırayla ekmelerini önerdi azot seviyesini yenileyen bitkiler pamuğun topraktan aldığı azotu yerine koydukları için bu daha sürdürülebilir bir tarım uygulaması. O zamandan bu zamana toprağın azot seviyesini yenilemenin bir başka yolunu da keşfettik elbette. Kimyasal işlemlerle sentezlenmiş gübreler. Bu noktada sürdürülebilirliğin tükenmiş kaynakları yenilemekten çok daha fazlası olduğunu da eklemek istiyorum. Çiftçiler çok fazla gübre kullandıklarında ya da gübrelemeyi doğru olmayan yöntemlerle yaptıklarında gübre yakınlardaki su kaynaklarına karışır. Sudaki fazla azot, alklerin ve yosunların kontrolsüz bir şekilde büyümelerine yol açar. Alkler çok hızlı büyüdüklerinde çok hızlı da ölürler. Alkleri ayrıştıran mikroplar sudaki oksijeni tükettiklerinden suda yaşayan diğer organizmalar oksijensiz kalır su kaynaklarına karışan gübrenin ekosistemlerin dengesini bozarak sudaki çözülmüş oksijene ihtiyacı olan diğer organizmaları nasıl etkilediğini gördünüz öyle değil mi? Bu da fazla gübre kullanımının da sürdürülebilir olmadığı anlamına gelir. Peki çiftçiler kullandıkları gübreyi sürdürülebilir bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını nasıl bilebilirler? Bunun için çevrelerindeki göstergeleri ya da indikatörleri takip etmeleri yeterli olacaktır. Çevresel göstergeler ya da indikatörler dünyanın bize bu ekosistemde sürdürülebilir olmayan bir şey var deme şeklidir. Ve bunu doğrudan söylemek yerine çeşitli ipuçları kullanarak yaparlar. Bahsi geçen çiftçilerin karşılaşacakları çevresel indikatörler sudaki çözünmüş oksijen miktarı, çevredeki biyolojik çeşitlilik ya da yakınlardaki su kaynaklarındaki alg miktarı olabilir gübrelemenin yol açtığı kirliliğin sebep olduğu olaylar zinciri, sudaki oksijeni tüketeceğinden, suda yaşayan ve oksijene ihtiyaç duyan diğer türler yavaş yavaş ölmeye başlayacaktır. Bu türler, belirteç ya da indikatör türler olarak adlandırılırlar. Çok belirli koşullar altında hayatta kalabilen bu türlerin görülmesi, sudaki oksijen seviyesinin çok olduğunu gösterir. Bu türlerin yok olması ise, kirliliğin sudaki çözülmüş oksijeni azalttığına işaret eder. Çiftçiler bunu fark ettiklerinde davranışlarını değiştirebilirler. Bu da çevresel indikatörlerin insanlara sürdürülebilirlik konusunda rehberlik etmesine verilebilecek bir örnektir. İnsanların doğal kaynaklar ile ilgili kararlar vermek için çevresel indikatörleri kullanmasının bir diğer yolu popülasyonları gözlemleyerek gelişimlerini incelemektir. Şimdi de arka bahçenizde küçük bir gölet olduğunu düşünelim. Tüm çevresel indikatörleri araştırdınız ve bu gölette yaşayan balıkların kirlilikten etkilenmediklerini biliyorsunuz. Bir gün balık tutmaya karar verdiniz. Bir sürü balık tutup arkadaşlarınızı yemeye çağırmak size çok cazip geliyor olabilir. Ama göletteki balıkların hepsini yakaladığınızda geriye hiç balık kalmayacağı için bu balık partisini bir daha tekrarlayamazsınız. Gölette birkaç tane balık bıraksanız bile bu balıklar popülasyonlarını yenileyecek oranda üreyemeyebilirler. Farklı çevresel faktörler bu balık popülasyonunu daha da daraltabilir. Balıklar hastalanabilir, besinleri tükenebilir ya da başka bir hayvana yem olabilirler. Tüm bunlar balıkların üreyip popülasyonlarını yenileyebilmesi için yakalayabileceğiniz balık sayısının belirli olması anlamına gelir. Bu sayı maksimum denge avı olarak adlandırılır. Başka bir deyişle sürdürülebilirliği korurken yakalayabileceğiniz maksimum balık sayısı. Maksimum denge avının üzerinde avlanırsanız balıklar üreme hızlarından daha hızlı bir şekilde avlanacakları için popülasyonları yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır. Ek olarak maksimum denge avının altında avlandığınızda ise balık popülasyonu ekosistemin besleyebileceği maksimum kapasiteye ulaşana kadar üstel bir şekilde büyüyecektir. Balıkların bazıları besin eksikliği ya da hastalıklar gibi yoğunluğa bağlı faktörler yüzünden ölecektir. Bu durumu daha büyük bir ölçekte değerlendirecek olursak, doğal kaynak yöneticileri her av mevsiminde maksimum denge avının ne olduğunu belirlemeye çalışırlar. Bir yılda her balık türünden balıkçıların ne kadar yakalayabileceğinin belirlenmesinin sebebi de budur. Bu şekilde bir sonraki sene yeniden balık yiyebileceğimizden emin oluruz. Dünyanın ekosistemlerini öğrenip çevre üzerindeki etkilerimizi anladığımızda ekosistemlerle daha sürdürülebilir etkileşimler içine girmek için yollar bulunabilir. Çevre bilimi de zaten bundan ibarettir.